Yerel seçime sadece günler kaldı. Bir yandan da partilerin ittifak yapıp yapmayacağı tabii ki gündemde. Bugün Yeniden Refah Partisi İstanbul'da, Ankara ve İzmir'de aday çıkaracağını açıklamıştı. Bir yandan da DEM Parti'de MYK çalışmaları sürüyor. Bu konuya ilişkin bir kulis bilgisi elimize geldi ve kulis bilgisine göre DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı. Şimdi bu konuya ilişkin detayları Zübeyde Sarı'dan alalım. Evet Zübeyde. Konuya ilişkin sen neler söylemek istersin? Detayları senden alalım. Evet, DEM Parti MYK'sı aslında bugün başlamıştı. Sabah saatlerinde başladı ve şu saate kadar hala devam ediyor. DEM Parti kaynaklarından aldığımız bilgiye göre evet, DEM Parti o çok merak edilen sorunun cevabını aslında cevabına dair kararı şu saatlerde almış bulunmakta ve DEM Parti İstanbul'dan aday çıkartacak. DEM Parti kaynakları bunu doğruladı. İstanbul'dan aday çıkartacaklarını söylediler ama isim henüz netleşmedi. Biliyorsunuz Başak Demirtaş'ın eğer partim izin verirse ya da teklif getirirse aday olabileceğini söylemişti İstanbul'dan. Başak Demirtaş ismi elbette öne çıkıyor fakat eş başkanlık var biliyorsunuz. Fakat isimlerle ilgili henüz bir netlik söz konusu değil. İlerleyen saatlerde isimler üzerinde de bir netlik, bir karar alınacaktır. Netleştiği anda, bilgiyi aldığımız anda tekrar bağlanıp izleyicilerimizle bunu paylaşacağız. Bolu'da Veli Saçılık dün de bunu aktarmıştık izleyicilerimize. Adaylığı netleşmiş isimlerden biri. Antalya'da Kemal Bülbül ismi öne çıkıyor ama henüz netleşmemiş. İzmir'de Sarı Süreyya ismi var şu anda konuşulan MYK'da. Hala bu ismin netleşmediği bilgisi var elimizde. Ankara'da da Meral Danış Beştaş ismi yine öne çıkıyor. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın yarın bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Ancak Ayşegül Doğan yapacağı basın açıklamasında İstanbul'a dair bir şey söyleyecek mi ya da bir isim telaffuz edecek mi o da henüz tam olarak netleşmiş değil. Ama DEM Parti MYK'sında bir şeyi netleştiğini söyleyebiliriz. Onun da İstanbul'da aday çıkartacakları ve İzmir'de de aday çıkartacakları. Tabii Ankara'da var, Antalya'da var, Adana'da var bu illerin arasında. Sadece Mersin'de aday çıkartmayacaklarını biliyoruz. Biraz önce de aktardığım gibi MYK hala devam ediyor. Yarın parti sözcüsü Ayşegül Doğan bir açıklama yapacak. Aslında yayının başında sizin de aktardığınız gibi bugün Yeniden Refah da İstanbul'da aday çıkartacağını söylemişti. Demin de aday çıkartmasıyla birlikte İstanbul'daki yarışın rengi değişecek gibi görünüyor. Evet Zübeyde, teşekkür ederiz tekrardan. Kulis bilgileri Zübeyde'ye geldikçe ilerleyen dakikalarda bizler de aktarmaya devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, şimdi Cumhur İttifakı'na bir dönelim. Cumhur İttifakı Trabzon'da 19 ilçe belediye başkan adayını tanıttı. Mevcut başkanlardan 8'i yeniden aday gösterilmezken daha önce 2 ilçe belediyesinin bırakıldığı MHP bu kez 3 ilçede yarışacak. Beşirli çok amaçlı spor salonunda